4 Haber bir arada. Yehai Muhabbetayn, sev yeter oyuncusu Ali Igone hakkında en son haber. Yalancı Bahar Hint dizisinde rol alan Vivian Desena hakkında haber. Sensiz Olmaz Rakrasiya Hint dizisiyle tanıdığımız Ashish Sharma hakkında haber. Zor Sevda oyuncusu Raşk Babat hakkında haber. Şimdiden iyi seyirler. Ali Igone, çok teklif alıyorum ama hiçbirini yapmayacağım dedi. Yehai Muhabbetayn, Sev Yeter Hint dizisinde Romi karakterini canlandıran Ali Igone, kendisine gelen projeler hakkında konuştu. Big Boss'un 14. sezonundaki görevinden sonra Ali Igone, Tera Suit, İki Fon ve Tobisatya Chakya gibi çeşitli müzik videolarında yer aldı. Geçenlerde Moniro ile birlikte Coda adlı bir müzik videosunda görülen oyuncu, proje çekerken zaman ayırdığını ve uzun süre beklemekten çekinmediğini itiraf etti. Yaptığım iş konusunda çok seçiciyim. Çok fazla teklif alıyorum ama gelen rolü kalbimle hissetmediğim sürece hiçbir teklifi kabul etmeyeceğim dedi. Ve ekledi, önce karakteri ve hikayeyi hissetmem gerekiyor. Sonra projeyi kabul ediyorum. Bir azizin sabrına sahibim ve iyi bir proje beklemekte bir sakınca görmüyorum. Bir yıl hatta daha fazla beklemek pahasına olsa bile beklerim. Telefonlar alıyorum. Gelen teklifler arasında çok fazla müzik videosu var. Ama sırf yapmış olmak için hiçbir şey yapmak istemiyorum dedi. Coda adlı şarkı 25 milyondan fazla izlendi ve Yehai Muhabbetayn oyuncusu konsepti çok ilginç bulduğu için bunu yaptığını söyledi. Ali Igone, şarkının ham halini duyunca 3-4 defa tekrar edip aşık oldum. Daha önce hiç kralı oynamamıştım. Ve bir kraliçe onun sevgisini kazanmaya çalışıyor. Bu proje bana çok etkileyici geldi dedi. Ali Igone, şarkıcı Afsan Aha'nın büyük bir hayranı olduğunu da itiraf etti. Ali, titli yandan beri Afsan'ın hayranıyım ve sesini seviyorum. Şarkısının klibinde yer almayı kabul etmemin sebeplerinden biri de buydu, dedi. Oyuncu, sahnelerimize yansıyan Vivian Desena ile iyi bir bağım var dedi. Siftum Hit dizisi gösterime başladı. Dizide Vivian Desena ve Aisha Singh, Ranveer ve Suhani karakterlerini canlandırıyor. Şimdiki bölümlerde Ranveer'in annesi Mamta'nın, Ranveer'in babasına saygısızlık etmesine sinirlenmesi etrafında dönüyor. Mamta ve kocasının arası da gergin. Ranveer, agresif bir insan olsa da bir ana kuzusu. Mamta'nın söylediklerini dinler ve onu mutlu etmeye çalışır. Anne oğul olan Ranveer ve Mamta'nın sahneleri çok güzel ekrana yansıyor. Mamta karakterini canlandıran Shalini Kapoor Sagar ile temasa geçildi ve ona Vivian ile çalışma deneyimini ve bu anne oğul ilişkisi hakkındaki düşünceleri soruldu. Shalini, Vivian ile ilk kez çalışıyorum. Ablam Malini ile bir önceki şovda çalışmıştı ve ben onunla ilk kez böyle tanıştım. Oldukça çalışkan bir oyuncu, iyi ve dostane bir bağı paylaşıyoruz. Bir rahatlık seviyemiz var ve birbirimizle pek çok şey hakkında konuşabiliyoruz. Ve inanıyorum ki bu sahnelerimizde başarılı olmamıza yardımcı oluyor. Harika bir anlayışa sahip olduğumuz için ve her şey akışla gerçekleştiği için sahnelerimizi daha iyi hale getirmek için gerçekten çaba harcamamıza gerek yok. Ekran dışı kimyamız ekrana yansıyor dedi. Sırf Tum Hit dizisi Rashmi Sharma Telefilms tarafından üretiliyor ve başrolde Vivian Desena ve Aisha Singh yer alıyor. Ashish Sharma, Prithvi Vallabh televizyon şovunun yapımcılarının kendisine borçlu olduğunu söyledi.
Birkaç popüler şovda yer alan Ashish Sharma, şovun yapımcıları Prithvi Vallabh, Iti Hasbi, Rehey Siyabi tarafından hala aidatlarının ödenmesini bekliyor. Önde gelen bir gazetede yer alan haberlere göre yapımcı Anurup Patik, Ashish Sharma'ya 50 lakh civarında borçlu ve şimdi Ashish Sharma yasal yollardan payını almayı düşünüyor. Haberi doğrulayan Ashish, Anirudh Patik'in kendisine ödeme yapacağına dair sahte sözler vermeye devam etmesinin üzerinden 2 yıl geçtiğini söyledi. Şimdi ise oyuncuya borcu olduğunu inkar ediyor. Ashish onu aradı, mesaj attı ama hiçbir şekilde onunla iletişime geçemeyince Oshiwara polis karakoluna gidip hile ve dolandırıcılık nedeniyle aleyhinde bir şikayette bulundu. Ashish, birçok aktörün ve çalışanın ödemelerini alamadığını da doğruladı. Hintli oyuncu hastaneye kaldırıldı. Big Boss 15'e bir Joker yarışmacısı olarak giren Raksh Babat, Zor Sevda Kubul Hai'de başrolde yer almıştı. Pazartesi akşamı böbrek taşı ağrısından şikayet eden oyuncunun durumu iyi olmadığı için hayranları üzüldü. Oyuncu test yapılması için hastaneye götürüldü ve tekrar gösteriye dönmeden önce tedavi altına alındı. Oyuncu Mumbai'deki bir hastaneye kaldırıldı ve iyileştikten sonra şovdaki yolculuğuna devam edeceğini söyledi. Son alınan haberlere göre oyuncunun sağlık durumu şu an gayet iyi ve Big Boss 15'e tekrar giriş yaptı.